Eğitimcilerimiz ve tüm kreş işçileri için güvenlik istiyoruz. Test virüsün kontrolsüz bir şekilde yayılmasını engeller. Hepsi test edildiğinde hepimiz daha güvende oluruz. Bu nedenle 26 Nisan pazartesinden itibaren kreşteki tüm çocuklar için zorunlu test gerekir. Çocuğunuz her gün kreşe gelirse haftada 2 negatif test sonucuna sahip olmanız gerektiği anlamına gelir. Ya resmi bir test sonucunu kendiniz sunarsınız ya da test daha sonra bir doktorun ofisinde, eczanede veya test merkezinde yapılır. Veya çocuğunuz kreşte güvenilir öğretmenler tarafından test edebilirsiniz, ettirebilirsiniz. Çocuğunuz haftada bir, iki veya üç gün gelirse negatif bir test sonucu yeterlidir. Şimdi size kreş korona testin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Önce bütün çocuklar ellerini yıkamaya giderler. Öğretmenler ayrıca ellerini yıkar ve dezenfekte eder. Materyal sessiz, temiz ama tanıdık bir odada açılır. Paket içindeki kısa bir pamuklu çubuk bulunur. Çubuk incedir ve ucu yalnızca 1,5 santim uzunluğundadır. Paket ayrıca bir kavanoz, bir sıvı ve bir test kasetleri vardır. Burnunu sümkürebilen çocuklardan burnunu silmeden sırf sümkürmeleri istenir. Burun ön kısmında salgıların sarkması iyidir. Küçük çocuklar söz konusu olduğunda öğretmenler pamuklu çubuğu dikkatli bir şekilde ön burun bölgesine yerleştirecek ve bükecektir. Bunun duvarına dokunulur, acıtmaz. Biraz baskı olur ama çocukların dikkati dağılmış durumda kolaylıkla yapılır. Daha büyük çocuklara okul öncesi çocukların bunu kendilerinin yapılmasına izin verilir. Öğretmenler bunu destekler. Pamuklu çubuğun çok fazla sokulmadığından ve çocukların onu yeterince sık ve doğru çevirdiğinden emin olun. Bu süreç her iki burun deliğinde olur. Pamuklu çubuğun hazırlanan tüpe konur. Öğretmen sonraki testin doğru bir şekilde yapılmasını sağlar. Sonucun olumlu olup olmadığını elbette sizlere bildiri edilecektir. O zaman çocuğunuz koronavirüsü kapma riski yüksektir ve bu nedenle evinize gitmelidir. Çocuk diğer çocuklardan ayrılır. Çocuğunuz elbette siz onu tesisten alana kadar gözetim altında kalacaktır. Örneğin bahçede veya başka bir odada ebeveynler haberdar edilir. Daha sonra çocuğun korona odaklı bir uygulamada bir PCR test yapması gerekir. Sonuç gelene kadar çocuğun sürekli evde kalması gerekir. Gesundheitsamt sizi arayacak ve bunun sizin ve çocuğunuz için ne anlama geldiğini açıklayacaktır. Misal çocuğun kreşe en uygun dönme zamanı ne zamandır? Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi sorunuz için lütfen KİTA yönetimle iletişime geçiniz.